Beklenti Rapor'un ikinci bölümüne devam ediyoruz efendim. Biz finansal danışmanlık kurucu ortağı Murat Özsoy da bizlerle. İyi haftalar Murat. Merhaba, iyi haftalar. Hoş geldin. Sağ ol sana. Şimdi Viyop açılışını bekliyoruz. Dilersen önce bir Viyop tarafını Tabii. aktaralım hemen izleyicilerimize. Vadeli piyasalar açıldı. Şu anda an itibariyle Viyop tarafında eksi bir açılış görüyoruz ve 0.2 puanlık artışla başladı ama şu anda eksiye dönmüş durumda. 0.20'lik bir negatif bir seyir var. 126.600 puan seviyesinde vadeli piyasalar yeni haftaya başlangıcı. Asya piyasalarında karışık bir performans var. Amerikan vadelileri de zaten yeni haftaya negatif olarak gösteriyordu. Bu haftanın başlangıcına baktığımızda Asya'da bir satış ve Amerikan vadelilerde negatif. Neden negatif başladık bu haftayı sence? Bu hafta aslında çok ciddi bir veri bombardımanı yok Murat şu anda. Geçtiğimiz haftadan idmanlı. Evet, aynen öyle. Tarım dışı istihdam rakamları, ortalama saatli kazançlar, havada uçuşu. Aynen aynen. Bu haftayı önemsiz zannetme Murat, ben sana hemen söyleyeyim. Evet. Reform paketi açıklanıyor çarşamba tabii. günü. Evet. İç tarafta tabii ki gözler yine seçim sürecinde olacak. Bir diğer taraftan da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Doğru. Bence bunlar başı başına yeterli. Doğru. Bu hafta haksızlık yapma, izleyicilerimiz takip etsin. O zaman iç gündemden başlayalım istersen. Gerçekten çok önemli bir beklenti içerisindeyiz. Hı hı. Bakan Albayrak çarşamba günü bir reform paketi açıklıyor olacak. Evet. 8'i diye biliyorduk ama çarşamba yalındı. Çarşamba yalındı, aynen. Bugündü normalde ama çarşamba yalındı. Onunla ilgili tabii önemli beklentiler var piyasada. Hem iç piyasada hem de dış piyasada özellikle neler açıklanacağına dair. Onunla ilgili konuşabiliriz. Tabii ki yani yapısal reform anlamında bir takım beklentiler var haliyle ama baktığımız zaman şu anda çok da fazla ülkenin yapısal reformları aslında bakarsan vakti yok gibi gözüküyor. Yani yapısal reformlar işte neler? Benim aklıma gelen işsizlikle ilgili, tarım politikalarıyla ilgili ya da vergiyle ilgili takım düzenlemeler. Ya bunları yerde. Yapmak vakit kaybı mı diyorsun? Orayı anlayamadım. Şöyle yani. Bak, bunlar çok kısa vadede geri dönüşü olan şeyler değil şu anda. Elbette ki yapılması gereken, hep yıllardan beri konuştuğumuz mutlak suretle bu konularda adım atılması gerekiyor. Ancak şu anki duruma baktığımız zaman bence ülkenin ciddi manada bir güven teşkil etme konusunda bir takım şeyler söylemesi lazım. Dolayısıyla bu yapısal reformlar elbette ki olmalı, elbette ki yapılmalı. Ama baktığımız vakit şu anki duruma özellikle Türk lirasına dair, daha güçlü olmasına dair, faizlerin biraz nispeten gerilemesine dair, enflasyonun kısa vadede düşmesine ilişkin böyle belirgin bir trend olmasına dair bir takım açıklamalar gelmesi gerekiyor. Burada katılmıyorum şundan dolayı. Çünkü uzun vadede bir reform yapılabilecek ve sağlıklı bir reformist döneme Türkiye girerse zaten bu güven ortamı kendiliğinden gelecek diye düşünüyorum. Evet. Çünkü piyasa şu anda özellikle yabancı yatırımcılar kısa vadede mal disiplinden kopma ya ilişkin herhangi bir atağı ya da adımı Doğru. negatif değerlendiriyor. Yani özellikle baktıkları şeyler Türkiye'de kalıcı olarak üretim nasıl değişecek? Enflasyonu kontrol altına alabilecek mi Türkiye hükümeti? Ve tabii ki işsizlik. O yüzden Doğru. hani burada seninle fikir ayrılığımız var sanırım Murat. Doğru. Burada olabilir. Hemen toparlayalım o zaman. Tekrar seninle bir orta nokta bulmaya çalışalım. Şöyle ki elbette ki bu reformlar olması gerekiyor söylediğimiz gibi ama reformdan ziyade benim kastettiğim, söylemeye çalıştığım şey şu. Öyle bir takım şeyler açıklaması lazım ki finansal manada çok sözel ve popülist olarak değil de örneğin enflasyon yıl içerisinde bu 19'luk seviyesinden hızla nasıl tekhanelere doğru yaklaşacak. Tekhane inmesinden bahsetmiyorum çünkü bu sene tekhaneye gelmesi pek olası gözükmüyor. Yaklaşmasıyla beraber Haziran ayında Merkez Bankası tarafından olası bir faiz indiriminin gündeme gelmesine dair bir takım açıklamaların gelmesi lazım. Evet. Daha doğrusu ona sevk edici açıklamaların gelmesi lazım. Şimdi tabii ki tahmin ediyorum ki vergiyle ilgili bir takım reformlar açıklanacak. Hı hı. Daha çok dolaysız vergilere yönelilmesi konusunda, dolaylı vergilerden nispeten çıkılması gerektiği konusunda bir takım açıklamalar geleceğini bekliyoruz bu konuda. Fakat bunlar açıklandığı zaman elbette ki evet Türkiye bir reformist davranışa giriyor. Ciddi manada bir takım şeyler başlıyor diye bir yankı uyanacaktır yurt dışında, hı hı. piyasalarda, yatırımcılar tarafında. Yatırımcının tabii ne beklediği burada çok önemli. Yatırımcı ne bekliyor? Klasik bir yatırımcı açısından bakacağımız zaman istikrarlı bir platform bekler. Getirisinin kısa zamanda dönüşünü bekler. Hatta optimum vadede diyelim buna ve güven istikrarı bekler. Bunları
Saldık, çok güzel anlatacak diye bekliyoruz Bakan Albayrak. Ama bununla beraber ben özellikle reel kesim tarafında da daha çok iç içe olan birisi olarak profesyonel hayatta şunu çok net bir şekilde görmek istiyorum ve görmek istenildiğini de düşünüyorum. Örneğin bankalar tarafında baktığımız vakit önemli bir finansman ihtiyacı var şu an. Bankaların reel kesim finanse etmesi yönelik diyelim daha doğrusu bir ciddi ihtiyaç var. Bunun nasıl sağlanacağına dair bir takım ciddi tedbirler olması lazım. TÜSİAD'dan da bu yönde bir açıklama gelmiş. Hani reform olarak özellikle bankaların kredi kalitesini, aktif kredi kalitesini yükseltmesi yönünde bir nokta var. Kredi mekanizması yavaşladı. Birçok aslında açmaz var ekonomide. Aynen. Şimdi bankaları ben şu açıdan anlayabiliyorum Murat. Geçtiğimiz seneden bu zamana kadar olan değişimlere baktığımız zaman tasfiye olacak alacaklar hesabında Merkez Bankası'nın haftalık açıklamış olduğu para ve istatistik raporlarına göre ciddi bir yükselme var. Ne demek bu? 65 seviyelerinde olan bir artış 70'e dayanmış vaziyette. Yani şu demek, kötü kredilerden oluşan bir bilanço yapısı oluşuyor demek. Tasfiye olacaklar, alacaklar hesabı ne kadar çok şişerse bu bankaların ciddi manada bir sürü puanlamalarını etki eden bir unsur. Evet, o zaman bu bilanço kalitesini arttırmak gerekiyor. Aynen öyle, arttırmak gerekiyor. Bankalar tabii bunu düşünerek çok hevesli olamayabiliyorlar kredi verme konusunda. Burada tabii neler yapılması lazım? Bir kere sicil düzenlemesine ilişkin bir takım konular olması gerekiyor. Çünkü bu dönemde ticaret de bozulduğu için ciddi manada bir sicil bozukluğuna uğradı bütün firmalar. Birçok firmanın kobi değil mi? Tabii aynen öyle. Teminat yapılandırmasına baktığınız zaman şimdi bankalar açısından ellerinde ciddi bir teminat stoğu da var. Yani geçmiş dönemde verilmiş olan kredilerin yasal takip aktarılmasına ötürü bankaların elinde de istemediği bir gayrimenkul stoğu da var. İpotek olarak alınan şeyleri düşündüğümüz vakit. Bunlar da tabii bankalarda rahatsız edici bir unsur oluyor. Ve yeni krediye ilişkin çok fazla iştah göremiyoruz. Bankanın zaten öncelikli iştahı hep işte mevduatlardan falan bahsediyoruz. Daha çok mevduat toplayabilmek, daha çok kaynak toplayabilmek. Çünkü o kaynağı alacak ve daha sonra onu satacak. Fakat mevduat ve kredi arasındaki ilişkiye baktığımız zaman burada da çok sağlıklı bir yapı görmek mümkün değil. Sektördeki mevduat ve kredi dağılımına baktığımız vakit. Dolayısıyla öyle bir rapor açıklanmalı ki, daha doğrusu öyle bir açıklama gelmeli ki, hem reel sektör üzerindeki bu finansa erişimin biraz daha kolaylaşması lazım. Bir taraftan da bankaların biraz daha reel sektörü finanse edici konuda cesur adımlar atıyor olması lazım. Burada hükümetin, devletin kendisine bir rol biçmesi ve o rolü de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir taraftan da izleyicilerimize de söyleyelim. Özellikle sizler de bu yayını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Özellikle reform paketinde neler olması gerektiği ve Türkiye'nin hani bu dönemde hangi yapısal reformlara öncelik vermesi gerektiğini de yorumlarınızda paylaşırsanız seviniriz. EkoTürk TV'nin YouTube hesabına gelin. Canlı olarak yayını şu anda eş zamanda izleyebiliyorsunuz. Konuklarıma da ben buradan soruyu iletmiş olurum sorularınız varsa. Hangi alanlarda Türkiye reform yapmalı? Sorumuz çok basit aslında. Evet, hani eğitim olabilir, ekonomi olabilir. Tabii. Aslında bir bütün olarak düşünüyoruz. Kesinlikle. Şimdi, birazdan da birkaç dakika içinde 9.40 gibi Moskova'ya gideceğiz. Evet. Doktor Özdemir hocamızla konuşacağız ama şunu söylemek istiyorum. Demiş ki Sayın Albayrak, Türkiye'nin artık bundan sonraki gündemi finansal mimarisi, finansal güvenlikse finansal ekonominin desteklenmesi açısından tüm enstrümanlarla sağlıklı ve reel büyüyen bir ekonomiyi ne şekilde destekleyeceğine dayalı atılacak adımlarsa, ne gerekiyorsa bu adımları atacağız demiş. Aslında piyasanın istediği bir cevabı vermiş. Evet. Ama detaylara bakacağız herhalde artık. Aynen öyle. Paket bu söylem güzel bir söylem, rahatlatıcı bir söylem. Biz şimdi aynen dediğin gibi bu söylemin altını nasıl doldurulacağına bakacağız. İşte geçtiğimiz dönemde kredi garanti fonu kaynaklı krediler olsun, evet, COBİ destek kredileri olsun, bunların açıklandığını gördük. Reel tarafa baktığımız zaman bu açıklamalar neticesinde işte kimi zaman bu krediler farklı amaçlar için kullanıldığını gördük. Çok kolay erişilemediğini gördük. Maliyetlerin nispeten biraz fazla olduğunu gördük. Bu da ne oldu? Reel kesim üzerindeki borçlama maliyetini nispeten yükseltti. Stoklar da ciddi manada arttı. İşte iki tane lokomotif sektörden bahsediyoruz. Gayrimenkul ve otomotif. İki tane sektörün üzerinde de önemli bir stok yükü var şu anda Türkiye'de. Stok olduğu zaman elinde ne yapması lazım bu kişilerin, bu firmaların? Mal fiyatını indirmesi lazım. Tam bu reform paketinde inşaatçılar da gözü bu pakette olacak değil mi? Tabii ki inşaatçıların, İnşaat sektörü, banka sektörü. Banka sektörü, otomotiv sektörü hepsinin gözü kulağı bu reform paketinde olacak. Tabii reform paketi açıklandığı vakitte mesela vergilerden bahsedelim istersen. Evet. Vergilerle ilgili
bir teşvikten ziyade, bir tedbirden ziyade daha çok yapısal manada verginin nasıl toplanacağına dair bir takım düzenlemeleri yapması gerektiğini bugüne düşünüyorum. Bugüne kadar atılanlar teşvik adımıydı değil mi? Aynen mesela öyle. ÖTV, tabii. KDV düzenlemesi. Tabii. Hani piyasaya bir nevi can suyu olsun diye yapılmıştı. Bunları aynen biz öyle. Teşvik mi tırnak içerisinde değerlendiriyoruz? Bunları teşvik olarak değerlendiriyoruz ve bunlar hep belli bir süreli oluyor. Evet. Sürekli şu tarihe kadar deniliyor. Bir ÖTV ile ilgili konuşacak olursak örneğin otomotiv sektöründe. Ve bunlar daha sonra tarihleri revize ediliyor. Ancak bu revize edilmekten ziyade, tarihlerin belirlenmesinden ziyade örneğin dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler açısından baktığımız zaman gelişen ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliği nedir vergi konusunda? Hı. Nispeten dolaysız vergilerin daha çok toplanması ve devlet gelirlerin bu şekilde teşvik evet. edilmesi lazım. O nedenle daha çok işte KDV'den, ÖTV'den ziyade kurumlar vergisi tarafında ne şekilde adımlar atılacak ve buradan vergi gelirleri nasıl arttırılacak o konuda önemli açıklamaları bekliyoruz. Doğru. Şimdi birazdan tekrar konuşacağız bu konuyu ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Şimdi dolarda 5.63-50'lerdeyiz. Evet. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın Pentagon'un özellikle F-35 açıklamaları vardı Murat. Evet. S&P Türkiye'nin notu tehlikede değil açıklamasında bulundu. Evet. Özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri bu dönemde nasıl okuyorsun? Yani evet. özellikle TL varlıkları açısından pozitif mi olacak yoksa belli bir takım risklerimiz devam ediyor mu? Aslında? Evet, riskler devam ediyor oldukça. Zaten Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri şu anda hep S-400'ler üzerine odaklanmış vaziyette. Doğru. Hatta Standard Poor's'un açıklaması da bir nevi belki işte bir mesaj olarak yani bu açıklama S-400'ü bizden alır Patriot'lar alırsanız bizden nispeten notunuzu yükseltiriz gibi bir takım böyle nasıl diyelim ona işte mesajlar verilme gibi şeyler gözlemledik. Gizli mesajlar gizli var mesajlar. Ama hani böyle olursa aynen da öyle. Pozitif olmaya devam edersiniz. Aynen öyle bunlar da var. Tabii diğer taraftan S-400 konusuna baktığımız vakitte işte bugün de Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'da bu konuda %100 gündeme gelecektir taraflar arasında artık bitmiş gözüyle bakılıyor. Yani Rusya'dan bu füzelerin satın alındığı, kaporaların bedellerin dahil verildiği ve işin bittiğine olarak görüyoruz. Tabii bu minvalde daha çok şey olacak, belirlenecek bence hı hı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki, politika. Ve bu da ister istemez dolar-TL üzerinde bir etki yaratacak. Hatta bununla ilgili, çünkü şu da var, bunu da söylemek lazım belki. Türkiye şu an itibariyle kur şoklarına da açık bir ülke Murat. Dolayısıyla mesela çarşamba günüyle bunu tekrar ilişkilendirecek olursak, açıklanacak bu reform paketinden sonra Türkiye'nin bir nevi bir zırh giymesi de gerekiyor. Çünkü bu kur şokları her geldiğinde biz yara alıyoruz bundan. Yani sana şöyle örnek vereyim. O kur şoku ve dışa bağımlılık anlamında evet. benzine zam geldi. Evet. Hani araç var mı bilmiyorum ama hani eğer varsa aracın İstanbul'da 6 lira 45 kuruştan 6 lira 50 kuruşa çıkmış oldu evet. motorun litresi. Ankara ve İzmir'de ise 6,5-6,65 bandına geldi. Buradaki doğru. neden de hem doların yükselmesi hem de petrol fiyatlarının yükselmesi. Aynen öyle. Şimdi bir taraftan petrol fiyatları ile ilgili, şimdi küresel manada da aslında Türkiye'nin durumu biraz çelişiyor. Evet. Petrol fiyatlarının sürekli artmasına yönelik OPEC ve OPEC Plus ülkelerinin bir şey var biliyorsun. Doğru. Bir politikası var. Bir taraftan Türkiye için de bu çok istemediğimiz bir konu. Çünkü Türkiye petrol ithalat, direkt ithalat yapan bir ülke. Her ne kadar OPEC desteklese de fiyat artışının gereksinimini, Türkiye'yi bu ciddi manada olumsuz etkileyecek. Şimdi bu zamlarla beraber sanırım olumsuz etkilerini de görüyor olacağız. Tabii hep bunu da şeye ilişkilendirmek lazım, enflasyona da ilişkilendirmek lazım belki. O kadar çok denge var ki Türkiye ekonomisinde takip etmemiz gereken. Dolayısıyla bu akaryakıt fiyatlarının artışı devamında gelebilecek ilave bir takım zamlar da enflasyona etki edecekleri için enflasyonun 19'u seviyelerde tutmak da gitgide biraz zorlaşacak aslında. Son gelen enflasyon rakamlarına baktığın zaman hani bu zor mu gerçekten? Yani yine gıda fiyatlarının arttığını, alkolsüz içecek gruplarında evet. çok ciddi artışları gördük. Hatta evet. Sivri biber ya da Charleston biberde %40'tan fazla bir fiyat artışı görüyoruz. Aynen öyle. İşte aslında bunları çok fazla bence konuşmamamız gerekiyor. Hı. Yani bir enflasyon mücadelesi varken bir Charleston biberin artışı, işte soğandaki artış gibi şeyler bence makro düzeyde enflasyon hakkında konu olmamalı. Yani büyük manada, makro manada tarımsal ekonomiyle ilgili bir takım şeyleri konuşmamız lazım. Ya da sektörel bazı yani bir takım artışları konuşmamız lazım. Yani sivri biberin fiyatı niye arttı değil, sivri biberin fiyatı nasıl düşürebileceğimizi tabii, konuşalım. Tabii, aynen diyorsun. Öyle. Ya da her enflasyon açıklandığında böyle satır aralarında ya acaba bu sefer neyin fiyatı arttı da enflasyon bunun ölçü yükseldi diye de araştırmıyor olmamız lazım. Ama yani şimdi onu vermemizin sebebi de haber olsun diye değil. Ben bunu
elime alındı Murat. Yok, estağfurullah. Yani kaç dakikamız var? Bir 15 dakika sonra orta yol bulmamız lazım. Tabii tabii. Burada yine koptuk. Şöyle hani onu vermemiz sebebi aslında gıda fiyatları çok yükseliyor. Yani orada sadece sivri biber yok. Hani birçok ürün fiyatı var aslında. Hani bunu nasıl kontrol altına alırız aslında konuşuyoruz. Tabii aynen öyle. Yani şimdi enflasyonla mücadele ediyoruz bir taraftan. Bir taraftan faiz. Hal yasası gelir mi burada? Bu arada çok özledim. Çarşamba günü burada hal yasası ile ilgili bir beklentimiz var mı? Bir açıklama geleceğini düşünüyorum hal yasası ile ilgili. Çünkü bu önemli beklentilerden bir tanesi. Kesinlikle böyle bir açıklama olacak. Tabii bununla ilgili bu tanzim satışların ilavesinde bir artışa bakarsan şey bekleniyor. Haber açıklama bekleniyor. Yani çarşamba günü öyle kritik ki Murat. Hakikaten Bakan Albayrak'ın yapacağı açıklamalar geçtiğimiz dönemdeki yapmış açıklamaların üzerine bir şeylerin konmasını bekliyor bütün Türkiye'deki kesimler. Aynı şekilde yabancı yatırımcı da. Çünkü yabancı yatırımcı şu anda Türkiye ile ilişkin bir güven arayışı içerisinde. İşte CDS'ler 400'e çıkmışken her ne kadar geçen hafta ufak bir gerileme de oldu. Yabancı yatırımcı istiyor ki Türkiye'de bir güven ortamı oluşsun ve benim getirilerim de kısa vadede iyi bir şekilde geri dönüyor olsun. Ama optimum vadede ben buraya yatırım yapabileyim. Şimdi mesela biz kendi işimizle ilgili birçok yabancı ülkedeki arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz, onlarla görüşüyoruz. Öyle oluyor ki bir konuyu konuştuktan sonra mutlaka telefon kapanmadan önce ister istemez bir şey yorumu istiyorlar bizden. İşte seçimlerle ilgili durum ne oldu, ne zaman kesinleşiyor ya da ne bileyim şu konu ne oldu gibi bir konuya ister istemez geliyor diyalog. O nedenle artık yurt dışı ile olan bağlantılarımızda da biz bunu profesyonel yaşamlarında kararlaşıyorsak elbette ki çok daha büyük ölçeklerde bu çok daha fazla yaşanıyor. Hı hı. Bunların artık çok fazla soru işareti olmaması gerekiyor. Konuların içerisine girmemesi gerekiyor. Evet. Daha çok ticaret odaklı, iş odaklı gitmesi gerekiyor görüşmeleri. Bak sana ne hazırladım şimdi. Hadi Türkiye'de bakalım. Enflasyon rakamları ilk sırada Charleston biber. En çok düşen ürünlerdeyse ıspanak var. Evet. İşte en çok artan sağlık ve en çok düşen harcama grubuysa haberleşme görüyoruz. İstersen bir aslında çok istemediğim bir bağlantı olacak. Çünkü telefon bağlantısı. Normalde görüntülü istemiştik ama telefon bağlantısı yapmış olacağız. Hazır değilmiş. Çünkü Doktor Oğuz Demir Rusya'da biliyorsun yarışıyor. Evet, eğitim için. Aynen, orada eğitimi var. Aynen. Şimdi Türkiye'ye dönecek artık. Son bağlantımız olacak. Biraz Kremlin'den mi bağlanıyor kendi? Evet. Moskova'dan bağlanacak. Evet. Hatta şu anda hatta bekliyor. Oğuz Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar Murat Ufak. Çok teşekkür ederim. Sanırım seste problem varmış. Moskova'dan. Aslında geldim sabahtan Kızıl Meydan'a. Buradan yayın yapalım istedim. Sayın Cumhurbaşkanı da buraya geliyorken. Evet. İyi olacaktı ama. Maalesef. Şimdi hem siz dönüyorsunuz hem de Sayın Cumhurbaşkanı da Rusya'ya geliyor. Sizin de artık son yayınınız. Bütün Rusya bağlantılarınızda çalışma odanızdan bağlanmıştık. Ben hatta çok fazla stresle yüklenmiştim. Hani sürçülisan etsek affola diyelim. Odanızdasınız ama İstanbul'da olup olmadığınızı da bilmiyorum şeklinde. İroni yapmıştım. Yine aynı durum oldu. Son telefon bağlantısı olduğu için yine emin değilim. Hani Rusya'dan bağlanıyoruz diyelim izleyicilerimize. Evet, hatta düştü. Oğuz Hocam çok dayanamadı anladığım kadarıyla. Birazdan tekrardan Oğuz Hocamızla devam edeceğiz. Biz Murat Özsoy'la devam edelim. Evet. Şimdi hal yasasında gözler ve işte baktığımız zaman gıda fiyatlarında çok ciddi bir artış görüyoruz. Evet. Burada hal yasası bu haliyle, konuştuğumuz haliyle yeterli mi enflasyonu kontrol altına almak için? Çok değil. Tabii ki hal yasasıyla ilgili sadece bir takım çıktı yapmak elbette ki yeterli değil. Yani enflasyonla ilgili, gıda ile ilgili özellikle tedbirlerin alınması için tarım arazilerinin mutlak surette toptan elden geçirilmesi lazım. Yani çünkü geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman Murat, özellikle son 10 yılda ciddi manada tarım arazilerinde düşüşler, daralmalar izledik. İşte bir takım inşaat alanları, otoyollar tarafındaki tarımsal arazilerin birçoğunu kaybettik. Evet. Mesela ben Hollanda'ya bakıyorum. Hollanda'da bildiğin gibi bu konuların hepsi yapay düzenlemelerle oluşturulan araziler var, alanlar var ve tarım alanında da oldukça önde olduklarını ve hayvancılıkta da önde olduklarını görüyoruz. Şimdi hal yasası ile ilgili elbette bu fiyat belirginleşmesi, fiyatın takip edilmesine dair önemli kararların alınması lazım. Çünkü katma değer olarak baktığımız vakit o kadar çok fazla katma değer eşiği var ki tarladan son tüketicinin masasına gelene kadar gıda ürünleri birçok katmandan geçiyor. Katmandan geçiyor. Aynen ve sürekli her biri de doğal olarak ticari bir kişilik gereği üzerine karını ekliyor. Dolayısıyla gelen o aradaki yoldaki hat çok fazla olduğu için, çok fazla basamaklı oluştuğu için ciddi manada fiyat artışı gündeme geliyor. Evet. O aradaki katmanları bir şekilde düzenlemek lazım.
Çünkü yani onları düzenlersek ancak kontrol altına. Tabii aynen öyle. Yani orada işte o ürünün stoğa alınması, işte bekletilmesi gibi gibi birçok etken, bu işte Charleston biber olsun, ıspanak olsun, önümüzdeki ay başka şeyde görebiliriz burada. Onları ciddi manada etkiliyor. Ben sana çizerim onların hepsini. Evet, peki, onları da göreceğiz sonra. Yine Oğuz hocamız tamam, hattaymış. Peki. Tekrardan hocam hoş geldiniz. Şimdi bugün hoş önemli. Bulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da işte Türkiye saatiyle 10'da uçağa kalkacak diye biliyoruz. Ve Rusya Devlet Başkanı evet. Vladimir Putin'le görüşecek. Önce bu görüşmeyi ben sizin hani Rusya'da nasıl yankılandı diye sorsam. İkinci sorum da... Evet, ikinci sorum da reform paketi çarşamba günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak konuyu açıklayacak ve 8'inde beklenen reform paketi çarşamba günü net bir şekilde açıklanacağını duyurulmuş oldu. Siz bir akademisyen olarak bu reform paketinde ne olması gerekir? Yani hani kısa vadeli çözümler mi bekliyorsunuz yoksa uzun vadeli Türkiye'nin kalkınması için çözümler mi? Yani öncelikle aslında isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinden bahsedeyim. Çok kritik bir dönemde gerçekleşti. Tabii, lütfen. Hem Türkiye'deki seçimlerin sonrasına denk gelmesi açısından hem de S-400 meselesinin belki de bugün az sonra konuşacağımız reform paketi açısından da çok önemli olduğunu söylemek lazım. Çünkü bu tür reform paketlerinde hayata geçirme, moral, motivasyon oldukça önemli, inanç önemli. Ama Amerika ve Türkiye arasında S-400'ler üzerinden yaşanacak bir gerginlik belki de Türkiye'de kur üzerinden yaşadığımız şoklarda yeni bir risk unsuru olarak hepimizin tartıştığı bir konu. Dolayısıyla böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşme büyük önem taşıyor. Çünkü Rusya tarafında da şöyle bir durum var. Özellikle jet krizinden bu yana ilişkilerin onarılmasına yönelik atılan adımlar var. S-400 hem NATO tarafından Türkiye üzerindeki baskı hem Amerika'nın Türkiye üzerine yaptığı baskı aslında bir yerde Rusların da şöyle bir bu işte Türkiye ne kadar dayanabilir, bu baskıya ne kadar dayanabilir sorusuyla karşı karşıya kalmaları gibi sonuca ulaştırıyor. Yani özellikle Rus medyasında çıkan haberlere baktığınızda çok önemsenen nokta bu görüşme sonucunda S-400 meselesinde Putin ve Erdoğan yapacağı görüşmenin ilerleyen dönemde Türkiye'nin bu konudaki dayanıklılığı açısından nasıl bir sonuç vereceğini görmeye çalışıyorlar. Tabii sadece S-400 meselesi de değil. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin işte Türkiye-Rusya Kültür Yılı açılış etkinlikleri yapılacak, gaz üzerinden Akkuyu konuşulacak. Yani bir hayli gündemleri yoğun. Mesela uzun zamandır beklediğimiz ben vize serbestliği konusunda da bugün bir miktar bu S-400'lerle ilgili görüşmeler üzerinden bir ufak ilerleme daha olacağını tahmin ediyorum. Bugün böyle bir açıklama gelebilir. Özellikle konuşulan şeylerden biri de bu. Reform paketiyle ilgili de Murat Tufan şunu söylemek lazım. Yani çok doğru zamanlama mı emin değilim. Yani şu dönem yapılması gereken uzun vadeli çok iş var. Belki bunlar konuşulursa güzel olabilir. Ama kısa vadede odaklanmamız gereken yerler aslında biraz daha sanki o uluslararası politika ve kendi içerideki hak ve özgürlükler tarafında yaşadığımız, hukuk tarafında yaşadığımız meseleler olması gerekiyor. Yani tek başına ekonomik bir reform paketiyle çözülecek sorunlarımız ya da sorunlarımızı çözebilecek miyiz? Buna çok emin değilim. Daha fazla, daha geniş kapsamlı, yani belki bir genel hükümet programının gözden geçirilmesinde fayda var. Türkiye'nin özellikle yaşadığı bu bunalımdan çıkabilmesi için. Ama tabii bu da bir adım. Yani bir taraftan da şunu da yok saymamak gerekiyor. Bir adım atılacak. İçeriye baktıktan sonra şunu söylememiz mümkün olacak. Türkiye biliyorsunuz planlı ekonomiden bu yana bir sürü bu tip planları açıklıyor. Ama bu planlar ya raflarda çok güzel hazırlanmış, içeriği güçlü planlar olarak kalıyor ve uygulamada çok zorluk yaşanıyor. Ya da gerçekten çok dar kapsamlı mı nokta atışı yapılan planlar olabiliyor. Umuyoruz biz o nokta atışı planlardan biriyle karşılaşırız. Evet hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Artık siz de Türkiye'ye tekrardan dönüyorsunuz çalışmak için. Stüdyoda evet. Bol bol güzel yayınlar yaparız. Geldiğiniz zaman haberleşelim. Bir İstanbul'u özlemişsinizdir. Önce gezdirelim sizi İstanbul'u. Sonra da stüdyomuza evet. Doğru yavaş yavaş alırız. Çok yakında görüşmek üzere diyelim Murat Bey. Teşekkür ediyoruz. Doktor Oğuz Demir'le efendim konuşmuş olduk. Moskova'dan bildirdi aslında. Çünkü evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün temasları olacak. Aynen. S-400 açısından oldukça önemli bir
gelişme değil mi? Bu ziyaret de aslında çok büyük anlamlar içeriyor. Tabii burada. Tabii çok büyük anlamlar içeriyor. Aslında doğalgaz boru hattı ile ilgili de bir takım görüşmeler olacak. Belki da orada daha çok gidecek görüşmeler. Nispeten açıklanan gündem de onun üzerinde ama S-400 de ister istemez gelecek konu. Şimdi orada tabii Türkiye çok hassas bir dengede Murat, S-400 konusunda. Geçen sefer de konuştuğumuz gibi her ne kadar bu iş bitti denilse de Amerika'da bu işin ucunu bırakmıyor. Doğru. Netice itibariyle. Şimdi Amerika'da burada aslında biraz daha geriye dönecek olursak, Türkiye Patriot almak için Amerika'nın kapısını çok defa çaldı ve buradaki işte teknoloji transferi gibi konularda olay kitlenme yaşadı. Hem oradaki kitlenme hem de şu anki pürüze baktığımız vakit aslında Amerika'nın buradaki temel derdi bu teknolojinin bir şekilde Orta Doğu'da egemen olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Patriot'ların alınması durumunda da biliyorsun Yeni Zelanda Patriot'ları alırken orada bir teknoloji transferi gerçekleşirken Türkiye'nin alması durumunda Amerika bu teknoloji transferine sıcak bakmamıştı. Evet. Şimdi S-400'leri alma yönüne eğildiği için Türkiye burada da Rusya'nın S-400'e ilişkin konumlandırmaları ister istemez NATO'yu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tedirgin ediyor. Hı hı. Hatta öyle deniyor ki bu görüşmelerde artık alımların ne şekilde olacağı değil de belki konumlandırmaların yani füzelerin nereye konumlandırılacağı dahi görüşüleceği gibi şeyler gündemde. Hı hı. O nedenle çok önemli gelişmeler gibi gözüküyor bu görüşmeler sonucu. Bu hafta o zaman bolca biz hem işte reform paketini hem seçimleri hem de Türkiye'nin yurt dışı temaslarını konuşacağımız bir hafta olacak. Son aslında çok teşekkür ederim Murat. Her pazartesi zaten artık benimlesin diyelim ve birlikte bu programı yapıyoruz seninle birlikte. Evet, Murat Özsoy ile konuştuk efendim ve biz finansal danışmanlık kurucu ortağıyla konuşmuş olduk. Şimdi birazdan Borsa İstanbul açılacak ve Borsa İstanbul'da da bakalım açılış performansı ne olacak? Murat Özsoy'a da teşekkürümüzü ilettikten sonra %0.02 puanlık bir artışla başlamıştı vadeli piyasalar güne. 126.825 puan seviyesindeydi. Şu anda da 126.600 puan seviyesinde devam eden bir vadeli piyasa fiyatlaması var. Amerikan vadeliler ve Asya piyasalarında da satıcılı bir performansla başladığını söyleyelim ve Borsa İstanbul'da yeni güne başladı. 98.978 puan seviyesinde efendim. Borsa İstanbul'da yeni haftaya pozitif başladığını görmüş olduk. 0.20 puanlık bir artış var. Kabaca 190 puanın üzerinde bir önceki haftaya son kapanışa istinaden bir artışla başlamış oldu. Geçtiğimiz hafta 98.000 puan seviyesinin üzerindeydik. Şu anda da 98.978 puan Borsa İstanbul açılışını yaptı. Tıpkı geçtiğimiz hafta Cuma günü olduğu gibi Viyop eksi açıp Borsa İstanbul'sa artı açtığını da hatırlatalım. Yeni günde oldukça önemli veriler olmadığını söyleyelim ama daha çok siyasi gelişmelere odaklanacağız. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra Paratoner'le devam ediyoruz.